Tanzimatın önemli devlet adamlarından Keçecizade Fuat Paşa'ya atfedilen bir hikaye vardır. E, Tanzimat devrini ve dönemin devlet adamlarını anlatması açısından e, dikkat çekici. Dönemin muhaliflerinden bir tanesi biraz da yalakalık olsun diye Paşa'ya e, Babahari'nin e, parke döşenerek genişletilen caddelerini över. E, çok münasip bir iş yaptınız Paşam der. O da der ki e, bize atılan taşlarla döşedik. Gerçekten de tanzimat döneminin e, yöneticileri belki de siyasi tarihimizin en çok eleştirilen e, devlet adamları olmuşlardır. Hem de tanzimat dönemi. Fakat bir yandan e, tarihimiz açısından da en kritik düzenlemelerin yapıldığı bir aralık olarak görünüyor. Bugün tanzimat değerini konuşacağız. E, araştırmacı tarihçi Barış Seren'le konuşacağız tanzimat dönemini. E, Barış merhaba. Merhabalar, merhabalar. <laughs> Ee, barış istersen şuradan başlayalım. Tanzimat nedir? Yani kelime anlamı herhalde düzenleme olarak belki e, kabaca çevrilebilir gibi görünüyor. Hmm. Çoğunlukla bu dönem batıcılık, batı taklitçiliği ile eleştirilen bir dönem. Hani bu, bu eleştirilerin biraz da böyle yüzeysel, biçimsel bir e, dönem gibi bir sonucu da var herhalde bakınca taklitçilikten kaynaklı. Böyle mi sayiden, yoksa biraz haksızlık mı ediliyor hem o döneme hem o dönemin? E, figürlerle. Şimdi Tanzimat çok ilginç de bir konu e, çünkü yani şimdi bugünden bakınca profesyonel tarihçiliğin konusuymuş gibi görünse de aslında çok kısa bir dönem öncesine kadar politik literatürde güncel politik tartışmalarda çok kullanılan bir sözcüktü. E, hatta ben en yakın zamanda şunu da hatırlıyorum bir üniversitede kantinde Atatürk çubuk kulüp stand kurmuştu ve standda Tanzimat aydınlarını eleştiren bir an bildiriler vardı. Enteresandı. Yani şey, bir tür tanzimat aydını böyle bir negatif bir imaj olarak güncel politikada bile sunuyordu. Bu 90'ların sonlarından söz ediyorum. Şimdi dolayısıyla aslında bizim siyaset literatürümüzde de yer etmiş bir şey. Dönem ve terim bunun nasıl e, anımsandığı e, tabii ilginç bir şey çünkü Tanzimat genellikle çok olumsuz e, demin de bahsettiğim gibi çağrışımlarla anılıyor. Tanzimat aydını e, sözü var. Bunun aslında neyi ifade ettiği de çok muğlaktır. Kimi bazıların bazıları Tanzimat aydınından Namık Kemal'leri falan anlar. Tanzimat döneminde bir aydın olduğu için Namık Kemal ee, ama o e, bu Genç Osmanlar Hareketi'ni, Yeni Osmanlar Hareketi'ni e, yani Jön Türkler'in ilk kuşağını bunun dışında tutuyoruz Tanzimat Ardı'nı derken. E, aslında bir şekilde batı taklitçiliğiyle, özentilikle, sığlıkla e, bir şekilde özdeşleştirilir. Bu söylemin de kökenlerini izlemeye başladığınızda geriye doğru e, ikinci meşrutiyete kadar gidiyor aslında. Yani o döneme kadar e, Tanzimat'ta çok... E, tanzimat eleştirisi çok radikal bir şekilde yapılmış değil. E, bundan sonra e, şeyde Yusuf Akçuralar'ın yine e, sert tanzimat eleştirileri olduğunu, bunu batıcılıkla özdeşleştirerek e, eleştirdiğini görüyoruz. Sonra sonraki ara e, dönemlerdeki tartışmalar bir yana şeyde görüyoruz, sol literatürde de var. Yani şimdi Doğan Avcıoğlu'na baktığınızda e, Türkiye üzerinde tezlerde şey der. Ee, bunun Menderes batıcılığından fark yoktur der Tanzimat batıcılığına. Çok ağır bir e, terim. Aslında bu şu ana kadar konulmuş en ağır suçlamalarından bir tanesidir yani. Ee, dolayısıyla bu bir şekilde Kemalist diyebileceğimiz literatüre de buradan sert bir şekilde girmiştir. Buna karşı bazı çıkışlar olmuştur. Aslında ilginç bir şekilde işin kulis arkası Tanzimat'ın tartışılmasında e, bir ara yalçı küçük Türkiye üzerinde tezlerde olumladığını hatta Doğan Avcıoğlu'na bir şekilde e, tanzimatın olumlu bir şey olduğunu e, ilk defa kendisini söylediğini e, belirtir. Doğan Avcıoğlu ise hayır ben onu e, Türkiye'nin düzeninde zaten söylemiştim der. Yani aslında Doğan Avcıoğlu tanzimatın önemli bir şekilde o dönemlerin ikinci Mahmut ve tanzimatın diyelim ki önemini vurgulamıştır. Dolayısıyla... Aslında bir yandan bir suçlama nesnesidir yani suçlama batı taklitçiliğiyle. Bir yandan da biraz deşildiğinde de sahiplenilmeye de başlanır. Dolayısıyla ilginç bir dönemdir. Barış, evet. devam etmeden bir sorayım mı? Neymiş kısmına zaten gireceksin de. bu Kaynağı ne bu eleştirinin? Yani tanzimat dönemine dönük Kemalist cenahın diyelim en geniş anlamda da. Ee, sebebi ne yani? Neden böyle bir motivasyon var tanzimata dair? Şimdi Kemalist bir şey tarih yazılımına, cumhuriyetçi tarih yazılımına da çok yayamıyoruz. Herkese diyemem ama Doğan Avcıoğlu'nda var işte mesanet o şey. Şimdi şuraya bağlanıyor biraz. Namık Kemaller aslında tanzimat yönetimine karşı e, mücadele ediyorlar. Bir nevi anayasacılık dediğimiz hareket bu tanzimat yöneticileriyle hatta tanzimat diktasıyla tırnak içinde e, üç adam diktasıyla da mücadele. O üç adama da geleceğiz. Ali Paşa işte, Fuat Paşa var işte, Mustafa Reşit Paşa'yı da dahil ederler. Bunlara karşı mücadele yani daha Namık Kemal'in kuşağın Ali Paşa'ya karşı özellikle mücadeleyle biraz geçti. Şimdi dolayısıyla da bu geleneği biraz devralmış görünürler. Açıkçası. Onun dışında da ee, tabii güncel sorunları da bir gelenek devralmanın dışında güncel sorunlarda da Cumhuriyet düşüncesinin de ya da bizdeki anayasacılık düşüncesinin sürekli batı e, taklidi olmakla bir problemi olmuştur. Yani batı taklitçiyi suçlamasını üzerinden hep atmak istemiştir. Ee, özellikle daha işte cum e, anayasa karşıtı e, eğilimlere karşı. Dolayısıyla Tanzimatı da burada biraz feda etmiştir görünüyor. Yani öyle bir, bir Evet, bu Tanzimatı taklitçisiydi. Biz değiliz. Biz anayasal şey daha farklı damar. Yani bu anayasal hareketlerken de meşrutiyetten başlıyoruz. Cumhuriyet kadrolarını da katarak geniş bir tarif yapıyoruz. Yani dolayısıyla bunlarda o miras vardır açıkçası. Aynen. Ama mesela Niyazi Berkes'e baktığınızda Tanzimatı olumlayan bir yerden şey yapar. Orada Türkiye'de çağdaşlaşmada Mustafa Kemal'e doğru gelen reform sürecinin başlangıcıdır Tanzimat. Hmm. Ee, ama yine de eksik yani oradaki e, tabi Niyazi Berkes'in bakışında ona göre Mustafa Kemal'e kadar bütün tarih eksiktir yani Namık Kemal eksik bir Mustafa Kemal'dir Tanzimat eksik bir cumhuriyettir vesaire yine de orada bir tam bir reddiye yoktur ee, hmm. şimdi e, dolayısıyla böyle bir şey var Tanzimat adı üzerinde bahsettiğin e, düzenlemeler demek e, bu terim aslında bütün içeriğini biraz da gölgeliyor. Çünkü aslında yapılan şey e, pek düzenleme değil. Alt üst etme neredeyse. E, baştan kurma. E, yani e, dolayısıyla yapılan iş çok daha radikal. Fakat buna biraz daha ılımlı bir isim veriliyor. Bu isimin ikinci e, Mahmut'a dayandığı yani Tanzimat'tan önce Abdülmecit e, 1839'da Abdülmecit Padişah ama bundan önce ikinci Mahmut'un e, bunu koyduğuna dair bu ismi koyduğuna dair bir e, teori var bu da doğru Tanzimat'ı mülkiye e, şeyleri e, seferberliği diyelim ki e, sırasında geçmiş bir söz bu. Fakat daha sonra bu işin adını 1839'da Kasım 1839'da Gülhane'de okunan fermanla bir şekilde tarihe geçmiş oluyorlar, kaydetmiş oluyorlar. Mustafa Reşit Paşa bu işin başında. Mustafa Reşit Paşa 2. Mahmut'un yetiştirdiği bir tipoloji bunların e, çok Gerçekten de hani bize atılan taşlarla hı hı. E, gördük demesindeki gibi okuduğunda fermanı gelecek tepkileri çok fazla kestiremediğine dair kayıtlar vardır. Yani evine dönebilecek midir bu bile e, şeydir tartışmalıdır. Şimdi halkın tepkisinin ne olacak konusunda ciddi bir e, tedirginlik vardır burada. Bu daha sonra sanki Türkiye'deki reformcu ya da devrimci bütün kadroları silmiş bir düşünce. Yani biz ileri bir şey yapacağız ama halk buna iştirak edecek mi, katılacak mı? Hmm. Dolayısıyla burada da benzer bir sorunla karşı karşıyadır. Tanzimat kadroları ilk başta. Buna neden gerek duyulmuştur? Yani bu fermanın içeriği nedir? Şimdi liselerde eğitimde falan çok şey bahsedildiği için, için ben ayrıntısına da çok girmek istemiyorum aslında ama kabaca söylemek gerekirse bir tür adalet va vaadidir. Saraydan hmm. Osmanlı tebaasına yönelik bir adalet vaadi. İşte kanun önünde eşitlik vaadiyle de harmanlanmış bir adalet vaadidir. 1839'da Kasım'da okunmuştur. Ve bu vaat üzerine, bu metin üzerine bir devlet teşkilatı daha sonra aşama aşama yerleştirilmeye çalışılmıştır Osmanlı'da. Bunun 1876'da ilk anayasanın, hmm. anayasa devriminin birinci meşrutiyet dediğimiz anayasa devrimine kadar devlet teşkilatını kuran, Metindir bu ya da bunun buradaki vaatler üzerinden politika yapılmış, politika bu vaatler üzerinden kurulmuştur. 1839'dan itibaren ee, çok büyük değişiklikler olmuştur. Ben yani devlet teşkilatındaki değişiklikler meselesini hani belki daha sonra şey yapabiliriz ama yine de şunu söylemek lazım. Birincisi çok güçlü bir hukuk sistemi kurulmuştur. Barış. Her önce şey evet. Ee, ya istersen e, yani tabii bunlarla ilgili de şey yapılabilir birazdan Hı. açarsın ama e, yani üzerine yerleştiği zemin neydi? Neden ihtiyaç duyuldu? İstersen birazcık buradan şey yaparsak çıkarım yapabiliriz. Hani yurt dışı e, dünyadan baskı var mıydı? Osmanlı'nın içindeki gerilimler üzerinden belki birazcık İhti evet. yani temeli neydi yani bunun çıkışının e, neden ihtiyaç duyuldu? Evet bu Önemli bir nokta şu yüzden ihtiyaç duyuldu. Aslında ikinci Mahmut'un oluşturduğu bir şekilde reformları sürdürme gayreti var burada. Bu reformlarda Osmanlı merkezini güçlendirme, İstanbul'u bir Osmanlı İmparatorluğu'nda tekrar bir güç merkezi haline getirme çabası. Bu zamana kadar Osmanlı çok ciddi ölçüde merkezi yönetimi otoritesini kaybetmiş durumda. Kaybetmiş derken ne zaman kazanmıştı zaten. Bunlar da ayrı tartışmalar. Biz bugünkü gibi modern bir devlet gibi düşünüyoruz Osmanlı böyle değildir. Ama hmm. özellikle Osmanlı dışındaki, özellikle de Balkanlardaki bir takım yerel odaklar, yerel güçler, ayrı politikalar, ayrı devletçikler oluşturma eğilimine de gitmişti. İşte Tepedelenli Ali Paşa gibi isimler var. Bunlarda büyük ölçüde Fransız devriminde etkisini görmek mümkün. Yani bunlar ufak ufak kendilerini küçük Napolyonlar olarak da görüyorlardı bu arada. Hmm. Ee, ve dolayısıyla aslında bir tür egemenlik savaşı bunu tetiklemiştir. Çok önemli bir başka isim bunu Osmanlı Sarayı'nı tanzimata ya da devlet teşkilatını yeniden biçimlendirmeye sevk eden bir başka isim e, Kavalalı Mehmet Ali Paşa. Bu da bir taşra valisi Mısır valisi ve dolayısıyla bu giderek bu eyalette neredeyse özellik ve bağımsızlık ilan edecek düzeye gelmiştir. Şimdi dolayısıyla Osmanlı merkezi bir şekilde buna mecbur kalıyordu. Bunun dışında çok önemli bir sorun da var. Siz geri kaldığınızı çeşitli şekillerde görürsünüz. İşte bilimde, sanatlarda vesaire fark edersiniz. Fakat çok köklü bir yeniliğe gitmemiz gerekiyor kararını verdiğiniz an aslında Kafanıza hani bir şekilde musibetin geldiği andır. O musibette Osmanlı-Rus savaşları. Dolayısıyla Osmanlı-Rus savaşlarını çok ağır yenilgiler alıyor Osmanlı ordusu. Ve hatta bunların çoğu ciddi hezimetler. Yani çok az sayıda Rus süvarisinin koskoca Osmanlı ordusunu dağıtması falan söz konusu. Bugün 90'lardan itibaren genel savaş silsilesinde var bu. Dolayısıyla aslında ordunun yenilenmesi meselesi kendini gösteriyor. Fakat ordunun yenilenmesi sadece ordunun yenilenmesi demek değil. Yani orada yaptığınız 3-5 tane atama bütçe ayarlamalarından ibaret değil. Bütün kitlesel bir ordu ona bağlı bir silah endüstrisi kurmak zorundasınız. Bunu bütçeyi destekleyecek vergi düzenlemeleri yapmak zorundasınız. O vergiler için memurlar tayin etmek zorundasınız. O memurları yetiştirecek okullar olmak zorunda. Fakat 1830'ların Osmanlısının fotoğrafını çektiğimizde bunlar hiçbiri yok. Yani sıfırdan. Hmm. Bir kıyaslama yapmak e, gerekirse cumhuriyet kurulduğunda yine de bunlar vardı. Yani cumhuriyetin kur, hmm. bir kuruluşuna baktığınızda bir e, eğitilmiş kadro var, belli bir ordu birikimi ya da işte bir e, devlet teşkilatı bir var, okullar var, aydınlar var vesaire. Tanzimat'a başlarken bunların hiçbir yoktur. İkinci Mahmut'un zaten devrinde de yoktur. Tanzimat'ta da son derece zayıf bir İkinci Mahmut'un yetiştirmesi kadro vardır bu işi yapacak olan. Fakat aşağı doğru bütün bir devlet teşkilatındaki memurlar için anısını söyleyemeyiz. Dolayısıyla Tanzimat böyle bir sıfırdan kuruluş üzerine geliyor e, bunu Rusya ile falan kıyasladığınızda başka imparatorluklarla böyle olmadığını görürsünüz. Yani Rusya'daki reform hareketlerinde saraydan gelen reform hareketlerinde de belli bir birikim önceden vardır. Ve bu anlamda aslında bir şey modern anlamda bir kabuk değiştirme bir devlet haline gelme merkezileşme ihtiyaçlarından bahsediyorsun. Tamam buradan peki ne, ne tür adımlar atıldığına biraz geçelim istersen tanzimatla bunları düzeltmek için. Çok çok önemli bir adım bürokrasinin kurulması. Yani bildiğimiz anlamda bürokrasinin. Bundan önce bir bürokrasi Osmanlı bürokrasisinden bahsetmek mümkün değil. Zaten dediğim gibi gündelik algıda Osmanlı ya ilişkin yanılgılar buradan kaynaklanıyor. Yani normal bildiğimiz modern bir devlet, kudretli vesaire bir devlet sanıyoruz. Böyle değil. Bir Osmanlı bürokrasisi yok. Taşra büyük oranda, uzak Taşra hele, tavizlerle yönetiliyor. Orada bir takım güç odaklarına verilen tavizler, ihalelerle yönetiliyor. Dolayısıyla bunu merkezi, otoritesini tesis etmede çok önemli bir şey. Bakanlıklar ve ona özgü memurluklar. Bu ikinci Mahmut'tan beri kurulmaya çalışılan bir şey. Bir teşkilat. Ve dolayısıyla bir şekilde Tanzimat'ta bu son raddesine vardırılıyor ve tanzimattan itibaren belli bir bürokrasi Osmanlı yönetimi artık alıyor. Yani siz 1860'larda Osmanlı batıda şöyle anılır. Babali diye anılır. Babali bugünkü e, şey, Cağaloğlu'nda Sadaret İstanbul Valiliği'nde oraları buraları Osmanlı yönetiminin merkezidir. Hı hı. Dolayısıyla artık söz padişahtan çıkmıştır. Yani Tanzimat döneminde damgasını vuran iki padişah Abdülmecid ve Abdülaziz o kadar da ön planda isimler değildir. Asıl olarak bürokratlar, Tanzimat paşaları denen e, bürokrat, askeri ve mülki bürokrasi çok ciddi bir şekilde Osmanlı'nın kaderini, dümenini eline almıştır. Ve dolayısıyla bu en büyük değişikliktir. Ama bunlar da belli bir kodifikasyona göre hareket eden isimler yani kadrolardır Keyiflerince değil. Büyük hukuk reformları yapılmıştır. Hatta en başta Meclisi Valadan başlamak üzere bir hukuk teşkilatı kurulmuştur. Bu devleti de denetleyen bir teşkilat olarak kurulmuştur. Ve bu kadroların çoğu aslında bir şekilde reformcu kadroların çoğu da devlet içerisinde Osmanlı'yı baştan dönüştürme hamleleri içerisinde denetleyici ve güçlü ellerinde otorite sahibi isimler olmuşlardır. İlginç bir şekilde gerçekten de Tanzimat'ın devlet adamı çok donanımlı ve bir nevi aydın isimlerdir. Yani Ahmet Paşa'dan bahsedebiliriz. Mithat Paşa'dan bahsedebiliriz. Hatta daha muhafazakar Cevdet Paşa'dan bahsedebiliriz. İşte hmm. Mecevle'yi yazan. Bunların hepsi oldukça donanımlı isimlerdir. Ve bu da şu hale getiriyor. Osmanlı'nın özellikle bu döneminde aydın bir şekilde iktidardadır aslında. Ve bu hmm. diğer ülkelerden gene de belli bir fark diğer imparatorluklarla kıyasladığımızda belli bir fark oluşturuyor. Dolayısıyla Aydın'ın elinde ordu vardır, belli bir şey teşkilatı vardır, devlet teşkilatı vardır. Val Çeşitli kadrolardır. Bir ara mariftedir, bir ara valilik yapar, bir ara başka şey yapar. Yani hmm. Her yere konulabilen bir Aydın tipolojisi, bir sözlük o zaman, adı Çeviriler. Aras şöyle bir şey söylemek mümkün mü? Yani e, ikili bir tipten belki bahsedildi Bilir mi tanzimat için? Şunun için diyorum yani tanzimat aydını denilince bir bu bahsettiğin nitelikli ve önder e, ihtiyaca göre çalışan kadro tipi var. Bir de doğal olarak değişen bir kültür ortamı üst yapı ortamı var. Dolayısıyla döneme ayak uydurmaya çalışan biraz daha böyle taklitçi, alafranga e, biraz da o yüzden alay konusu olmuş. Bir tipin çıkması da çok doğal. Şimdi buna bakarak bunu karikatürize ederek tanzimat aydını eleştirmek çok doğru bir yöntem değil herhalde. Bu eleştiriyi özellikle bugün 2021 Türkiye'sinde belki de atmak lazım tarihe bakarken gerçekten dediğim gibi. Çünkü çok köklü dönüşümdür tanzimat. Yani Türkiye'nin gördüğü en e, köklü dönüşümlerden bir tanesi günah ile sevabıyla. Yani günahlarını da ayrıca anlatırız da e, bunlara özel bir e, ayrı bir şey de gerekiyor program. Fakat yaptığı şey üzerinden konuşacak olursak bütün bugüne kadarki devlet teşkilatının temelini atmıştır. Mesela şura Devlet, Danıştay diyoruz. Hmm. Tanzimat'tan gelmiş bir, de, bir teşkilattır bu. Şimdi e, dolayısıyla e, tanzim taklitçilik meselesi artık karikatür e, bir e, sonuçtur. Kaldı ki bütün batılılaşma hamlelerinde, bütün ya da devletin kuruluş ya da modern devlete geçiş hamlelerinde bütün dünyada böyle bir taklitçilik aşaması olmuştur. Yani Deli, Deli Petro diye anılıyor. Büyük Petro'nun reformları Rusya'da aristokrasiyi gerçekten böyle nasıl giyineceğine dair şemalarla eğitmiştir. Ve orada çok daha karikatür tipolojiler de ortaya çıkmıştır. Fakat önemli olan bu taklit aşamasından sonra bir de tabii özgünlüğü üretme aşaması. Bundan sonra o geldi mi Türkiye'de ayrı bir tartışma. Bu konuda da çabalar oldu ama yani bizim şimdi konumuzun dışında kalıyor. Fakat dolayısıyla bu Tanzimat taklitçiliği dediğimiz şey bir Özentilik, züppelik vesaire olarak çiziliyor ama bu daha çok onu aşmaya çalışan literatürün bir mirası. Hı hı. Buradan bakıldığında artık bu literatürün çok önemli olmadığını da e, düşünüyorum. Yani bu literatür artık eskimiştir. Önemli olan Tanzimat'ın yaptıklarını Baştan bir düzen kurma iradesinin e, dikkate alınması gerekiyor. Zaten Peki. siyasi literatürdeki tartışma da buydu. Şey demek mümkün mü yani bir, bir tür bu ayanlara Anadolu feodallerine senedi ittifakta verilen tavizlerin e, sonucunun pek hayra alamet olmadığı ve onun geriye alınıp merkezi devletin tekrar e, güçlendirilmeye çalışıldığı bir dönem o zaman yani bürokrasinin yaratılması bile aslında bunun baş, yani bir devlet olma anlamına geliyor birazcık yeni bürokrasi. Evet yani bu şu anlama da geliyor. Şimdi bazı şimdi güncel tarihçiler ilginçtir tarih e, bilimi şeyle de ilerliyor. Güncel tartışmalar da tarihe ışık tutuyor. Dönüp bakıyorlar Osmanlı'da özelleştirme vesaireye benzeyen bazı uygulamalar Osmanlı merkezinin inisiyatif kaybetmesine ne kadar e, hizmet etti. Gerçekten de bakıyorsunuz özellikle e, bazı iltizam sistemi gibi bir takım sistemler var. E, bunlar ihale vergi devlet gelirlerini özel kişilere dağıtıldığı sistemler. Bunlar Osmanlı'nın çökmesinde daha doğrusu Taşya'da inisiyatif gösterememesinde bir merkezi devlet haline alamamasında çok büyük e, pay sahibi. Osmanlı kamusunun oluşamamasında büyük bir pay sahibi bunlar. Zaten 1790'larda 1800'lerin başlarında ilk yarısında belki de en fazla şey çekilen konu bu. E, ceremesi çekilen. E, şimdi dolayısıyla en baştan bir devlet kurma meselesine geliniyor fakat bu sadece devlet kurma avantajı da değil şuna da dikkat etmek lazım bu tazimatın kurduğu çerçeveden çoğunlukla e, halk kesimleri de istifade ediyorlar yararlanıyorlar bu dolayısıyla basit anlamda bir e, Osmanlı devlet teşkilatının kurulması değil baktığınızda mesela e, Osmanlı'nın yerleşik o döneme kadar ki hukuk sisteminden eski hukuk sisteminden fayda göremeyen insanlar Yeni hukuk mercilerine, tanzimatın oluşturduğu hukuk mercilerine başvurular, bu başvurular var Osmanlı arşivlerinde, yani yazılmış dilekçelerle, şunlar da bunlarla insanlar e, tekrar davaların ele alınmasını istiyorlar. Hı -hı. Yeni hukuk normlarıyla soruşturulmasını istiyorlar. Sıradan halk bu, köylüler ve bu arada de bazı devlet adamlarıyla halkın buluştuğu bazı örnekler var ki çok önemli. Mesela Mithat Paşa'nın Tuna vilayeti sırasındaki e, şeyleri, e, Tuna vilayetindeki çalışmaları. Şimdi burada gerçekten Hristiyan köylüleri bile çok ciddi bir şekilde etkileyen önemli bir e, vilayet yönetimi deneyimi de, 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 de ortaya çıkıyor ve Osmanlı daha sonra bunu genel vilayet nizamnamesine doğru şey yapıyor, e, çeviriyor. Bu politik olarak da Osmanlı'yı ciddi bir şekilde etkiliyor. Örneğin o, orada bir yardım sandıkları silsilesi oluşturuyor. Mithat Paşa bu yardım sandıklarını bugün biz Ziraat Bankası Haliyle görüyoruz. O yüzden çeşitli Bankalarında Mithat Paşa büstleri vardır. Dolayısıyla bu aslında dediğimiz gibi o dönemki Osmanlı toplum içindeki yeni ekonomik güçlerin, yeni toplumsal güçlerin kendilerini gösterme fırsatı haline de gelmeye başlıyor. Belli versiyonlarında. Tanzimatın içinde muhafazakar adam, devlet adamları da var kuşkusuz. Bu giderek kendisini göstermeye başlayan halk inisiyatifinden tedirginlik duyanlar da söz konusu. Fakat bu genel olarak baktığımızda Tanzimat'ın açtığı fırsatları göz ardı etmemizi gerektirmez. O zaman Barış şöyle bir e, sadeleştirebilir miyiz birazcık da? Yani Tanzimat aynı zamanda aslında e, devletin kendi yapmaya, iltizam örneğini, vergi toplamak bir devlet işidir. Bunu Kişilere e, taşere ettiğinizde Osmanlı'da da karşılaşılan şey e, orada belli güç odakları Anadolu'da belli yerlerde birçok yerde işte güç odaklı oluşmuyor. İşte sonra bunlar devletle pazarlığa giriyor. Şimdi e, bu aslında modern bir devlet yaklaşımı değil. Şimdi buradan geri atıyor. Dolayısıyla bir tür feodallere karşı da e, adım tanzimat aynı zamanda değil mi? Bu açıdan ileri bir... Evet. Şey, evet. Ve bir ortak Osmanlı kimliği yaratma e, aynı zamanda. Osmanlı kimliği yaratma adalet vaadi üzerinden. Sonra 1856'da ıslahat fermanı, Dümitür Tanzimat fermanı tamamlayıcısı olarak biliniyor. Orada da daha eşitlik vaadi üzerinden. Bunlar ne kadar tutturulabilmiştir bu ayrı bir konu. Yani uygulamada çok ciddi sorunlar ortaya çıkmıştır. Fakat biz biraz dediğimiz gibi daha farklı bir veçesinden bakmaya çalışıyoruz. Ee, bu arada dediğim gibi bugünkü tarihçiler, Osmanlı tarihçileri bu döneme tekrar bakıyorlar. Tam da dediğiniz gibi o taşeron sisteminin getirdiği yeni iktidar ilişkilerini daha iyi çözünürleyebiliyorlar. Hmm. Ee, ve gerçekten de e, Osmanlı'nın bir irade göstermesini ya da merkezin bir e, devlet oluşumunun önünde en ciddi engel bu taşradaki güç sahipleri. Feodaller denir, işte Ayan denir, başka bir şey denir yani bunlar... E, terimler, adlandırmalar değişebiliyor. E, şimdi tanzimat bunları bir şekilde galebe çalıyor. Ama tamamen yok edemiyor. Çünkü tanzimatta şöyle bir aslında yanılsama da var. Hukukla çözebileceğini düşünüyor hepsi, her şey. Yani bir devlet teşkilatı, kurumsal düzenlemeyle e, her şeyi yapabileceğini düşünüyor. Yani Napolyon modeldir burada. Napolyon'un devlet teşkilatı daha çok model olmuştur. Onu bir şekilde benimseyerek e, bu makus talihinden kurtulabileceğini düşünüyor Tanzimat. Fakat burada ciddi sorunlar var. Yani daha sonraki Tanzimat eleştirileri aslında biraz da bunlara güncel olarak dikkat çekmek için yapılmıştı. Yusuf Akçura'nın mesela eleştirisi kurumsal düzenleme şu bu değil. İktisadi yapının düzenlenmesi gerekiyor. Tanzimat'ta bu çok geri plandır, yoktur diyebiliriz yani. Hani yoktur dememek için diplomatik dil kullanıyorum. Hı hı. Tanzimat'ta iktisadi e, düzenleme veçesi çok geri plandadır. İşte Mithat Paşa'nın yaptıklarını filan saymazsak daha çok kurumsal düzenlemedir tanzimat. Ama bu bile çok önemli kapılar açmıştır. Gerçekten de politikada ve başka pek çok alanda ve halk düzeyinde de kapılar açmıştır. Peki şeye bakalım mı birazcık? Yani bu e, tanzimat e, ya yani dünya tarihi, evrensel dünya tarihi açısından ne söyleyebilir bu ilişkiye dair? Yani Fransız devrimi başı başına sen de söylediğin bir ilham kaynağı herhalde. Nereye bakıyorlar? Dünya tarihini nasıl okuyorlar? Tabi ee, tabii tersinden tanzimat nasıl okunuyor belki? Şimdi birincisi ilginç bir şekilde Fransız devrimin etkisi diyoruz. Onu şöyle de belki söylemek mümkün. Fransız devrimi pek çok şey etkiliyor Osmanlı coğrafyasında. İşte milliyetçi ayaklanmaları, Yunan ayaklanması olduğu gibi. Feodalleri etkiliyor. Kavalalı Mehmet Ali Paşa da etkileniyor bundan feodal ya da yerel yönü, güç sahiplerini işte tepedelendi de etkileniyor şudur budur ama Osmanlı merkezi bunlarla daha çok rekabet halinde kendi iç çatışmasıyla rekabet halinde uyarlanıyor bu, bu napolyonik şekilde teşkilata dolayısıyla birincisi bu var hani Fransız devrimiyle böyle bir dolaylı İtalya söz konusu devrimin aslında burada hatta kimi tarihçiler doğrudan Kavalalı'nın model olduğunu bile söyler ikinci Mahmut'ta ve daha sonraki gelişmelere. Şimdi Tanzimat'ın e, özellikle Osmanlı'nın evrensel dünya ölçeğindeki görüntüş, görünüşünü, duruşunu devletler sistemindeki yerini değiştirdiğini de görüyoruz ama ilginç bir şekilde. Örneğin 1848 ihtilalleri sırasında Tanzimat yöneticileri çok aktif bir şekilde İhtilalcileri e, kendisine kazanmaya çalışan, yani bir nevi ihtilallerle e, belli bir diyalog kurmaya çalışan, özellikle Macaristan, Polonya, e, Romanya hattındaki e, siyasetlerle ilişki kurmaya çalışan bir rota izliyorlar. Bu çok önemli bir rota. 1848-1839'da tanzimat ilan edilmiş, daha doğru düzgün ordu kurmuşsunuz kurmamışsınız eee ihtilallerini bastırmaya gelen Rus ordusuna karşı ihtilacıları koruyorsunuz Kosut ve diğerlerini. Ve bu ihtilacılar mülteciler olarak da geçiyor. Siyasi açıdan çok dönemin en ileri isimleri var aralarında. Bunlar entelektüel olarak da çok derinler. Bazıları cumhuriyetçi olacak kadar ileri düzeyde, bazıları daha farklı. Fakat Osmanlı'ya sığınıyorlar. Bu sığınma basit bir sığınma değil, bu politik bir Hareket ve Osmanlı yöneticileri 1848 ihtilallerinde bir nevi bunları alıyor, koruyor. Avusturya ve Rusya'nın tehditlerine rağmen e, koruyorlar. Belli miktarını da Osmanlı devlet adamı olarak görüyoruz. Osmanlı'ya bunlar geliyor. Bunlardan en e, bilineni Nazlı Hikmet'in dedesi olan Borzeşki Borzeşki gibi isimlerle anılan kişi. Bu ve, ama ideolojik Efendim? bir ideolojik bir yakınlıktan değil bir şey yani siyasi manevra olarak bu yapılıyor. Çok tartışılıyor ideolojik yakınlık mı? Mesela Ahmet Vefik Paşa bu işi yöneten paşa Hı. çok ciddi bir e, siyasi görüşleri son derece ileri Batı'yla ile da çok içli dışlı birisi. E, fakat bu e, dediğimiz gibi bunları daha derinlikli inceleme yapılması lazım. Ben spekülasyon çok girmiyorum ama sadece şu dışlanmaması gerekiyor. Pragmatik Olmakla yapılacak politikalar değil. Çünkü çok riskli politikalar bunlar. Rusya ile Avusturya'ya karşı çıkma vesaire. E, bunlar e, basit pragmatizmlerle açıklanacak politikalar değil. E, şunu biliyoruz, dediğimiz gibi bu politikaları yöneten isimler son derece e, bilgili, e, işte Lamartine ile filan ilişkileri olan e, isimler. Yani dolayısıyla hani formasyonları falan öyle çok şey değil. E, naif değil. Dolayısıyla ideolojik bir etki de olabilir. Mithat Paşa hakkında cumhuriyetçidir bu dedikoduları çok yayılmıştır. Hiçbir zaman teyit edilememiştir belki ama yani dolayısıyla bu oradaki potansiyeli çok fazla küçümsememek lazım. Onun dışında Kırım Savaşı çok ilginçtir. O bitmeden mutlaka ona değinmek gerekir. Çünkü Kırım Savaşı'nda da baktığınızda hani evrensel tarih nedir? Tanzimat'ın evrensel tarihi ilişkisi gibi bir soru sordum ve çok yerinde oldu. Çünkü Kırım Savaşı üzerinden Tanzimat'ın batıyla ve e, genel dolayısıyla evrensel tarihte çok ciddi bir e, diyalog kurabildiğini görüyorsunuz. E, yarın, Öbür gün işte bir e, Marx'ın Doğu Sorunu kitabını açıp baktığınızda, Türkiye'de yayınlandı ama bir daha tabii bir baskısını göremedik. Bu kitapta çok ilginç Osmanlı övgüleri görürsünüz. Marx'la Engels'ten. Neden? Bu övgüler çok büyük oranda tanzimat yönetimine yönelik övgülerdir. Kırım Savaşı sırasında. Bu e, Bunlar bu isimler tabii ki şeyi biliyorlar. Osmanlı genel olarak Osmanlı sistemini bir sempatileri olamaz zaten ama e, Tanzimat'ın Avrupa'daki o dönem Rusya'nın hakim olduğu o karanlık statükoya katılmayan onu bozabilecek yegane güç olduğunu görüyorlar. Hı. Ve gerçekten de Osmanlı Rusya ile savaşı göze alıyor. Bu savaş sonucunda da bir şekilde Avrupa devletlerine dahil ederek bu da bir diplomatik e, şey. Kurnazlık ve başarı denebilir. Rusya'yı yeniyorlar ve Rusya'da e, büyük bir reform çağı Rusya'nın yenilgisinden sonra açılıyor. Dolayısıyla bir nevi Avrupa'nın çevresi Kırım Savaşı'ndan sonra 1853 ile işte 55-56 arasındaki bu e, mücadele, uluslararası mücadele sırasında Avrupa'nın çevresi değişiyor. Bu uluslararası mücadelenin ortaya çıkmasında Tanzimat kadrolarının çok büyük payı var. Yani Rusya karşısında giderek daha fazla e, sertleşmeleri bir tür hatta neredeyse ona bir nevi kafa tutmaları hmm. ve onun sonucunda patlak veren savaş Rusya'da ünlü Nikolay'ın bu savaşın sonuna doğru ölümü Çar Nikolay'ın. Bütün bunlar hmm. Rusya tarihine de bir şekilde Avrupa üzerindeki Rusya gölgesini kaldırarak Avrupa tarihini de etkilemiş olaylar oluyor. Yani evet. o zaman şey değil hani e, tanzimat önderlerine bakınca o kadar böyle pasif işte ne yapıyorlarmış biz de yapalım böyle değil yani baya politika Yok. yapıyorlar etkide bulunuyorlar bazen evet. inat ediyorlar vesaire peki varış bir bitireceğiz şimdi ama son bir soru yani tanzimat dönemi deyince biz neyi anlamalıyız hangi e, böyle bir tarih aralığından mı bahsediyoruz yoksa açılan e, işte yakın modern siyasi tarihin açıldığı anlamına mı geliyor bir de sonu tabi ...bilmem nasıl bağlamak lazım mı oraya ama... ...Abdülhamit devriyle e, biten bir şey de var. E, evet. Son da var işte... ...kanun esası birinci meşrutiye sonra Abdülhamit. E, istersen bir, bir... ...hızlıca buraya dair de bir şey söylersen... ...tanzimat konusunu... E, tanzimat bugün... Evet, tanzimat bir dediğimiz gibi... ...1856'dan sonra... ...özellikle ondan sonra... ...bir devlet e, kurumlaşmasını yerleştirebiliyor. Ondan önce karşıtları da var tanzimatın ama... ...artık Rusya gibi, Moskov gibi düşmanı yenmişsiniz... 1856'dan sonra onu karşıtı kalmıyor hiç neredeyse. Dolayısıyla işte arazi kanunnameleri vesaire gibi çok köklü dönüşümler, e, vilayet işte kanunu, başka e, düzenlemeler Osmanlı'nın çok köklü dönüşümleri 1856 sonrasında oluyor. Buradan 1876'ya doğru çok e, büyük gelişmeler var. 1860'lardan itibaren e, Yeni Osmanlı hareketi, anayasacı muhalefetin ortaya çıkması, bir nevi artık e, Tanzimat sistemi evet belli şeyler yapıyor ama bir yol ayrımında olması gerekiyor ya bunun bir tamamlayıcısı olarak anayasal e, monarşi meşrutiyete doğru ilerleyecek ya da daha muhafazakar bir tutum alacak yani tanzimatın ortaya çıkardığı potansiyeli bir şekilde durduran hani onu bir şekilde zapt eden bir e, başka rejime doğru evrilecek. 1874'ten itibaren başlayan kriz bu kriz çok karmaşık bir krizdir. İşte bizim Balkanları da içine alır. Daha sonra Osmanlı Rus Savaşı'nı içine alır vesaire. Bu krizle birlikte ilk önce zaten moratorium ilanını, ekonomik krizi içine alır. Çok bir, bir dizi kriz vardır 1974'ten itibaren. Bu dediğimiz çatallanma şey kendini gösteriyor zaten. Hı hı. İlk önce Anayasacı Muhabbet Mithat Paşa'nın da başını çektiği, başarılı olduğu kendince belli bir başarı gösteriyor ve birinci meşrutiyet ilan ediliyor. Ancak Osmanlı-Rus savaşındaki yenilgi Abdülhamit'e anayasayı da şeyi de ortadan kaldırma, meclisi de rafa kaldırma, ortadan kaldırma imkanı veriyor. Bundan sonra 1878'den sonra Abdülhamit alacak, yürüyecek. Fakat ilginçtir, yine Abdülhamit'in kadroları içinde tanzimatçılar vardır işte deminden beri Ahmet Vefik Paşa örneğinden bahsediyoruz. Hatta Abdülhamit'e de hizmet etmiş bir devlet adamı oluyor. Hı -hı. Ve e, çok e, Abdülhamit'in bir sihirli başarısıdır. Reformcuları kendisine bağlayabilmiştir tanzimat adamlarını. Çünkü o beka stratejisi. Hı -hı. Yok olacağız. Benim etrafımda toplanın deyince tanzimat adamı tanzimatta yetişmiş kimselerin çoğu toplanmıştır. Bunu bir nevi e, şey yapmayacak benimsemeyecek kadrolar Namık Kemal'dir, Mithat Paşa'dır. Bunlar ufak ufak tasfiye edilmişlerdir zaten süreç içerisinde. Ama hmm. onun dışında Tanzimat bir nevi Abdülhamit dönemine de açılmıştır. Yani onun da altyapısını oluşturmuştur aslında. Hmm. Ee, dolayısıyla ilginç bir dönemdir ve daha sonra bitirmeden şu şeye bağlayacak olursak hani en başta söylediğimiz hani cumhuriyetçi muhalefetle Tanzimat e, imajı hmm. arasındaki o gerilim meselesi ya, Kemalist Cumhuriyet tarihi Yazımı'yla o gerilime değinecek olursak gerçekten de bir nevi o dönemden itibaren belli yeni bir özgün kimlik oluşturma çabası, Tanzimat'ın reddini kültürel olarak reddini getiriyordu. Ama bir nesnel bakıldığına Tanzimat'a her zaman bu isimlerde Tanzimat'ın önemini teslim etmek zorunda kaldılar ve dolayısıyla bizim açımızdan da çok radikal bir değişim dönemi olduğunu geçmişe bakıp söylemek mümkün. Ve bugün bu yanının daha önemli olduğunu e, vurgulamak gerekiyor. E, dolayısıyla bu yanı üzerine biraz daha belki odaklanmak e, yeni yorumlara, yeni okumalara izin verecektir diyorum. Ee, belki başka programlarda farklı yönlerini tekrar e, ele alırız tanzimat dönemini. Evet, bir tartışma başlığı olarak bunları değinmiş olalım. Ee, Barış çok teşekkürler e, bugün için. Ben teşekkür ediyorum. Sağ. Araştırmacı tarihçi Barış Seren'le e, tanzimat dönemini konuştuk. E, bir sonraki programda e, görüşmek üzere. Hoşçakalın.